2021'in dizi üretiminde rekor kırılacak yıl olacağını şimdiden söyleyelim. Dizi sektörü, özellikle yabancı internet platformlarının girmesi ve rekabetin artması sonucunda daha da büyüdü ve artık onlarca dizi sadece televizyon kanalları tarafından değil, aynı zamanda internet platformları tarafından da üretilmeye başlandı. 2021 yılı bizleri tarihin farklı dönemlerine götürecek birçok dizilerle beraber büyük yıldızların geri dönüşlerini de kazandıracak. İşte 2021'in ilk yarılarında bizleri bekleyen televizyon ve internet dizileri. Yeşilçam. Film, kan, ter, gözyaşı ve 60'lar. Yıldız oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'teki büyük başarısından sonra Blue TV'de Yeşilçam dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Dizi, geçtiğimiz yüzyılın 60'lı yıllarında Türk sinemasının altın çağına odaklanacak. Ünlü bir film yapımcısının maceralarını ve Türk izleyicilerinin hafızasında bugüne kadar kalan yıldızları anlatacak. Çağatay Ulusoy'un dizideki partneri Afra Saraçoğlu oldu. Yeşilçam, her biri 10 bölüm olmak üzere 2 sezondan oluşacak. Esfim imzalı dizi, Blue TV'nin ilk tarihi dizisi olacak ve Mayıs ayında premier yapacak. Teşkilat. Söz dizisinin büyük başarısından sonra yapımcısı, yönetmeni ve yazarı yine bir araya gelerek yeni aksiyon dizisi Teşkilat üzerinde çalışmalara başladılar. Tim Sen Bir imzalı TRT 1 için hazırlanan Teşkilat, Türk istihbaratının çalışmalarını konu alacak bir casus dizisi. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin başrollerini Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüpoğlu paylaşacaklar. Kıbrıs Ada Kışı. TRT 1, 1963-74 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşanan olayları Kıbrıs Ada Kışı dizisiyle ekranlara taşıyor. 1963'te adada yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında ilk etnik çatışmalar patlak vermişti ve adadaki durum oldukça gergindi. Topluluklar arası çatışma 11 yıl sürdü ve askeri çatışmalar başladı. 1974'te ise Yunanistan'da radikal politikacılar askeri juntanın desteğiyle iktidara geldi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakına yöneldi. Buna karşılık Türkiye öne çıkarak adaya askeri müdahalede bulundu ve sonuç olarak Kıbrıs ikiye bölündü. Dizide başrolleri Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Pelin Karahan ve Ahmet Kural paylaşacaklar. Yapımcılığını TMC filmin üstlendiği Kıbrıs Ada Kışı, TRT 1'de Şubat veya Bahar aylarında yayınlanacak. Dizi, 60 dakikalık formatta 26 bölüm sürecek. Hay Sultan. Aklı Film imzalı Hay Sultan dizisi, Sufi Kadiriye tarikatının kurucusu ve tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani'nin hayat hikayesini anlatacak. Abdülkadir Geylani'yi usta oyuncu Çetin Tekindor canlandıracak. TRT 1'de yayınlanacak dizi, her biri 60 dakikalık formatta 30 bölümden oluşacak. TRT 1'in 2021'de bazı projeler için 60 dakikalık bölüm uzunluğu ve belirli bölüm sayısı uygulaması, izleyiciler ve dizi sektörü için oldukça sevindirici bir haber oldu. Harezmşah. Mehmet Bozdağ'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Türk-Özbek ortak yapımı olan Harezmşah yakında başlıyor. Dizi, tarihte ilk kez Cengiz Han'ın yenilmez ordusunu yenen Celaleddin Menguberdi'nin hayatına adanmış. Harezmşah dizisi, Kafkasya ve Hindistan'da yapılan seferleri ve Moğollarla olan savaşları sergileyecek. 13 bölüm ve 60 dakikalık formatta yayınlanacak dizide Celaleddin Menguberdi'yi Emre Kıvılcım canlandıracak. Barbaros. Ünlü denizci Barbaros kardeşlerin maceralarını ekranlara taşıyacak Barbaros, 2021'in en büyük hit dizilerinden biri olmayı hedefliyor. Heyecanlı deniz savaşları, devasa gemiler, dövüşler ve korsanlar. Hikayenin merkezinde Akdeniz'i Türk Gölü yapan kahramanlar yer alıyor. Barbaros kardeşler. Esfim imzalı dizinin hazırlıkları uzun süredir devam ediyor. Yayınlanması ise bahar aylarına planlanıyor. Kırmızı Kamyon. Show TV'nin eski genel müdürü, Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay'la birlikte 10 Ev isminde yeni bir yapım şirketi kurdu. Yeni yapımın ilk projesi, itfaiyecilerin hikayesini anlatacak aksiyon dizisi Kırmızı Kamyon olacak. Başrollerde Görkem Sevindik'le Usan Çakır yer alıyor. Dizide bir itfaiye ekibinin gerçek yaşanmış hikayesi ve ekip üyelerinin ikili ilişkileri anlatılacak. Yangın sahneleri uzun bir çaba gerektirse de, Kerem Çatay Alev Alev'le birlikte bu konuda da deneyim kazandığını söyleyebiliriz. Dizi önümüzdeki Mart ayında Show TV'de yayınlanacak. Kanunsuz Topraklar. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanından uyarlanan Kanunsuz Topraklar,
sıradan bir köy çocuğuyken zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşen Mehmet'in maceralarını anlatacak. Geçen yüzyılın 40'lı yıllarında madencilerin yaşadığı zorlukları da ekranlara taşıyacak. Türk Robin Hood'u Uğur Güneş canlandıracak. Gold Film imzalı Fox TV'de yayınlanacak dizinin yönetmeni Faruk Teber oldu. Ayrıca Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, Gold Film'in Fox TV için hazırladığı bir diğer dizisi Yaşı 19'un başrol oyuncuları oldular. Bundan başka Fox TV Medyapım'ın uyarladığı 3 Japon dizisini de 2021 yılında yayınlamayı planlıyor. Oasis, bir aşk hikayesi, intihar teşebbüsünde bulunduktan sonra onu kurtaran adama hafızasını kaybetmiş numarası yapan kızın hikayesini, Oğlum dizisi, küçük yaşlarda oğlunu kaybeden ve uzun yıllar onu arayan annenin hikayesini ve Mita dizisi, duygularından yoksun hizmetçi kadının annelerini kaybetmiş bir ailede çalışmasını anlatacak. Yayınlanması Kasım ve Aralık ayında beklenen birçok dizilerin pandemi ve diğer sebeplerden dolayı çekimleri uzadı ve yayın tarihleri doğal olarak ertelendi. Bunlar arasında dram ve hukuk konulu rekabet, hukuk firmasında sürdürülen rekabeti ve arka fonunda yaşanan tutkulu aşk hikayesini, romantik dram türünde Son Yaz, sorunlu bir genç olan Akgün'le Savcı Selim'in hikayesini, süper kahraman temalı Akıncı, modern halk kahramanı Fatih'in mücadelesini ve aksiyon türünde Maraşlı, gizli bir organizasyona yerleştirilen bir izcinin maceralarını anlatacak. Ve süper kahraman temalı diziler Akıncı'yla sınırlı kalmıyor. Bülent Turgut ve sahibi olduğu T-World yapım şirketi yakında süper kahraman konulu yeni dizilerini tanıtacak. Diziler hem internet platformları hem de televizyon kanalları için hazırlanıyor. T-World'un ilk süper kahraman dizisi Altay olacak. Ardından T evrenine ait diğer süper kahramanlar için de yeni diziler gelecek. 2021'in ilk yarılarında bizleri sadece televizyon dizileri değil, aynı zamanda onlarca internet dizileri de bekliyor olacak. Yeni yılda Netflix Türk yapımları arasında ilk başrolleri Engin Öztürk ile Aybüke Pusat'ın paylaşacakları ve 27 Ocak'ta yayınlanacak komedi dizisi 50 metrekare yer alıyor. Bahar aylarında ise Aşk 101'in ikinci sezonu ve başrolünü Burcu Biricik'in oynayacağı yeni dizi Fatma yayınlanacak. Dizi, kocasını ararken yanlışlıkla bir adamı öldüren ve sonrasında seri katile dönüşen temizlikçi Fatma'nın hikayesini anlatıyor. Netflix'in diğer yeni Türk dizileri ise 2021'in ikinci yarı yılında yayınlanacak ve artık internet dizileri de Netflix yapımlarıyla sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz aylarda Amazon resmi olarak Türkiye pazarına girdiğini duyurmuştu. Amazon'un ilk orijinal Türk dizisi 19 Mayıs 2021'de premier yapacak Artı dizisi. Kadrosunda Binnur Kaya, Okan Bayülgen gibi isimler yer alan dizi, interaktif olacak ve izleyiciler karakterlerin alacağı kararlara kendileri karar verebilecek. Netflix ve Amazon'un ardından yabancı internet platformlarına karşı Türk yapımcıları da rekabete girmeye karar verdiler. Gain internet platformu 30 Aralık'ta Türkiye'de faaliyete geçecek. Gain'in ilk orijinal dizileri arasında Özcan Deniz'in hazırladığı Senkron dizisi, Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynayacağı 10 Bin Adım dizisi ve başrolleri Zeynep Çamcı, Murat Kılıç, Çağdaş Öztürk ve Muhammed Uzuner'in paylaşacakları Terapist dizisi yer alıyor. Yeni internet platformu rakiplerinin aksine sadece mobil kullanıcılar için tasarlanmış. Gain, kısa dizi ve eğlence programlarıyla bazen 10 dakika uzunluğunda ve favori yıldızları sunarak mobil kullanıcıları cezbetmeye çalışacak. Yabancı filmler ve haber programları da katalogda mevcut olacak. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta açmayı planladığı Exxen internet platformu ise izleyicilere yeni yılın ilk haftasında onlarca yeni dizi ve çeşitli programlar sunacak. Bunlar arasında Burçin Terzioğlu'nun oynayacağı Hükümsüz dizisi, Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlık dönemini anlatacak Yavuz dizisi, Haluk Bilginer, Songül Öden, Serhat Kılıç, Ertan Saban ve Şükran Ovalı'nın yer alacağı komedi dizisi Şeref Bey, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan gibi oyuncuların yer aldığı Vahşi Şeyler dizisi, cinayet işleyen 3 ev kadınının maceralarını anlatacak ve başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Kay Allen'ın paylaşacakları Olağan Şüpheliler dizisi, Aslı Bekiroğlu ile Kerem Cem'in başrollerini paylaşacakları Yetiş Zeynep dizisi, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın yeni komedi dizisi, geçmiş yılların kült dizisi Sihirli Annem'in uyarlaması, gençlik kategorisinde ise tam 3 yeni dizi.
Bunlar arasında Timsen B imzalı Öğrenci Evi, müzikal türünde Bu Benim Masalım ve Dadı dizileri yer alacak. Böylece 2021'de Blue TV, Exxen ve Gain gibi yerli internet platformları Netflix ve Amazon'a karşı rekabet edecekler. Bir yandan da televizyon kanalları izleyicilerini kaçırmamak için yeni yılda bile ara vermeden yeni premierler yapacaklar. Bakalım piyasaya rekabetin sonucunda dengeler nasıl değişecek? Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.